50.000 TL'ye giden yolda Tuğba gelin için diğer gelinler puanlarını kullandılar. Tuğba'cığım, her şey için çok teşekkür ediyoruz Rica sana. Ederim. Ne demek, sizi ağırlamak çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Peki sen en yüksek puanı hangi gelinden bekliyorsun diye sorsam sana? Havva'dan bekliyorum. Öyle mi? Evet, Havva'dan bekliyorum. En düşüğünü de Fulya'dan. Fulya'dan bekliyorsun. Evet. Peki o zaman başlayalım mı hemen? Başlayalım. Evet Kübra'cığım, senden başlayalım. Önce sebeplerini, ardından da puanını görelim. Öncelikle her şey için teşekkür ederiz Tuba. Bizi ağırladın, evini, kapını açtın bize. Her şey güzeldi, teşekkür ederiz. Bu güler yüzlüğün, bu şıklığın, bu güzelliğin. Çok teşekkür ederiz. Masanı yorumladım zaten, beğenemedim. Hiçbir şekilde uyum yoktu. Salonu yine aynı şekilde, hiçbir şekilde uyum bulamadım. Yatak odanda da eleştirdim, yorum yaptım. Yerler oldu zaten. Bunu çok iyi biliyorsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar Tuba'cığım. Puanımı açabilirim. Puanını görelim Kübra'cığım. 2 puan. Diyecek bir şey bulamıyorum şu an. Gerçekten 2 puanı hak ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü yaptığım yemekler, yaptığım hani sunumlarım. Hani sunumu belki hani bir şey absürt bir şekilde bulmuş olabilirsiniz. Ama gerçekten fazla bir emek gösterdim. Bu emeğimin karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şekilde ve bu puanı kabul etmiyorum. Peki bu 2 puanı neye verdiğini sor istersen. Evet, puanı neye verdin? Az önce de söylediğim gibi güler yüzlülüğün karşılamam bize. Çeyizim ondan hariç çeyizinde çok kazak buldum. Yani kazak dedin yani çok sen, yani o hazır kazaklar, ne bileyim ben de onu dolabından çıkartıp koyabilirim. Hayır, yani açıkçası. Havva'nın çeyizi vardı. Mesela seninkine göre daha iyiydi. Onu da aynı şekilde 2 puan verdim ki ikinizin evini kıyaslarsam mesela. Evet, 12 senden daha iyiydi ama ona da 2 puan verdim ben. Evet Duygucuğum, seninle devam edelim canım. Önce sebeplerini alalım kısaca. Öncelikle çok güzel yüzü, çok tatlı bir insan. Onun için teşekkür ederim. Çok güzel ağırladı bizi. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok ama evinin tabii ki her evde olduğu gibi eksikleri var. Perdeleri eşit değildi. Onun dışında salonu çok karışıktı. Masa düzeninde de aynı şekilde tatlı bıçağı kullanılmıştı normal bıçak yerine. Bir de mika kullanılmıştı cam, evet. Yerine cam kullanılmıştı, mika kullanılmıştı. O suplalar da hiç uyumlu değildi. Evet. Yani konsept olarak evet, bir masayı... uyumsuzluk vardı. Yani masada çok uyumsuzluk, evet. Vardı. Düne göre de bugüne yemekleri daha azdı. Puanı görelim mi? Tabii. Duyucuğum. 2 puan. Yani 2 puan... Ya... Şu şekilde açıklayayım. Dinliyorum. Yani ben haksızlık yapmak istemiyorum. Dünkü evi daha çok beğenmiştim. Ona 3 vermiştim. Ona nazaran buraya baktığımda burada daha çok eksikler gördüm ben. Hı hı. Ona nazaran verdim yani. Hani daha fazlasını hak etseydi onu da verirdim gerçekten. Peki. Hı hı. Teşekkür. Evet Havva'cığım, iki gelin de bu şekilde söylüyorlar. Aslanım, ben zaten bana haksızlık yapıldığını söylemiştim. Duygudan yana olan puanımda kendisi o şekilde puan vermek istedi. Zaten yorumlarını da haklı bulmuştum. Ondan yana bir problemim yok. Kübra'ya da söyledim, evet. Zaten. Ama ben zaten bana haksızlık yapıldığını hala iddia ediyorum. Ben düşünmüyorum sana haksızlık yaptım. Peki devam edelim seninle. Tuğba, seni gerçekten çok seviyorum. Çok tatlısın. Sunumunla, neşenle, kendi kişiliğinle çok seviyorum seni. Hatta dürüstçe konuşayım, kızlar arasında en yüksek puan vermek istediğim kişi de Tuğba'ydı. Ama evin, üzgünüm, beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çok fazla eksiklerin var. Yani biraz uyumsuzluk durumu söz konusu. Perdeler, yatak odan. Çeyizde de ben eksikler gördüm. Ne gibi eksikler vardı? Çok fazla vardı da çeyizde. Çok fazla dantel göremedim. Yani çeyizde... Dantel mi? Bir sürü havlu kenarlıkları vardı. Yani yeterli kadar göremedim. Bendeki bence biraz daha fazlaydı. Onun dışında mutfakta da eksiklerim vardı. Beni eleştirdiğin şeylerin sende daha eksik olduğunu gördüm. Ne seni eleştirdim? Gerçekten çok seviyorum ama üzgünüm, yani değerlendirmek zorundayım. Evini değerlendirmek zorundayım. Bu şekilde.
diyorum. Evet, puanını görelim Havva'cığım. Benim sana puanım 2 puan. Hayal kırıklığı içerisindeyim şu an gerçekten. İnan. Asla 2 puanı gerçekten hak ettiğimi düşünmüyorum. Gerçekten hani tamam, eksiklerin beş, var. Beş yani ben herkesin 5 alabileceğini zaten düşünmüyorum ve verebileceğini de düşünmüyorum. Ama 2 gerçekten çok düşük bir puan. Benim evime kıyasla gerçekten çok eksikleri var. Söylediğim markasındayım. Senin puanın kaldı. Merak ediyoruz. Önce sebeplerini kısaca duyalım. Tuba'cığım, ben puanımı verirken sebebini söylemek istemiyorum. Sen çünkü en başında zaten benim düşük puan verebileceğime inandın. Buna inanarak bir yorum yaptın. Evet. Sebeplerini de zaten yorumlarımda söyledim. Birçok şeyi beğenmedim evinde. Sadece şu puanı veriyorsam çeyizindeki antika değerli maneviyatı yüksek olan şeyler için ve sadece mutfaktaki halın için veriyorum. Bu şekilde. Puanını görelim. Tuba'cığım, her şey için çok teşekkür ederim. Benim sana puanım. Şaşırmadım. 2 puan. Evet, beklediğimi söylemiştim. Hatta 1 bile bekliyordum ben kendisinde. Evet, çünkü sunumumu bayağı bir eleştirdiği için. Ama asla ve asla 2 hak ettiğimi düşünmüyorum. Fazla emek gösterdim. Kirada olmama rağmen kendi zevkime göre yerleştirdiğimi düşünüyorum. Evet. O yüzden 2 hak etmiyorum. Evet, toplamda arkadaşlarından 8 puan aldın. Evet. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Gelinlerimizi bal ile karşılayan gelinimiz Tuğba gerçekten çok tatlı değil miydi? Güler yüzlüydü, duygusaldı. Bu arada düğününü izlediğimizde anlattığı o duruma ben çok üzüldüm. Talihsiz şeyler yaşamışlar. Keşke böyle şeyler olmasa. Ama arkasından ilişki testinde çok iyi bir performans gösterdiler ve bizden bugün altını kazandılar. Diğer ödüllü oyunumuz Damla'ya Damla'ya Göl Olur'da çok iyi bir performans sergiledi. Bakalım Cuma günü belli olacak tabii ki bu ödülü kimin aldı. Ama Tuğba'nın da performansı müthişti. Evinin salonuna gelince evet bazı uyumsuzluklar ciddi anlamda göze çarpıyordu. Çeyizli ise bence yeterliydi. Aile büyükleri çok güzel şeyler hazırlamıştı. Onun için ellerine emeklerine sağlık. Masası da çok ufak tefek eksikleri olmasına rağmen bence güzel bir masaydı. Hayatım, ben evinde sana mutluluklar diliyorum. Her şey güzel gönlünce olsun inşallah. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Evimize geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol bir tanem benim. Hoş bulduk. Evet, sizlere de çok teşekkür ediyorum hanımlar. Rica ederim. Yarın neredeyiz? Bendeyiz. Duygu gelindeyiz. İstanbul'un neresindensin Duygu? Küçükçekmece 2 telli. Küçükçekmece 2 telli. Evet. Evet değerli izleyenler, yarın yine aynı saatte sizin kanalınız Show TV'de görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Bay bay.